Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 turizm başkenti ilan edilen Erzurum'da Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörlüğü Ofisi düzenlenen törenle açıldı. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti ilan edilen Erzurum'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörlüğü Ofisi açıldı. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 Turizm Başkenti seçildi. Bu kapsamda EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörlüğü Ofisi kuruldu. Ofisin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Erzurum Kalesi önünde düzenlenen açılış töreni saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Korosu türküler seslendirdi. TRT sanatçısı Mehmet Çalmaşur da Sarı Gelin türküsüyle açılışa renk kattı. Programda konuşan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Türk dünyasını Medeniyetler Kavşağı Erzurum'da ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz, dedi. Bizler de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'na 2025 yılında turizm başkentliği yapacak olmanın bahtiyarlığı ile zengin tarihi, kültürel ve doğal varlıkları ile Doğu ve Batı medeniyetinin önemli kavşaklarından olan Erzurum'un sahip olduğu yüksek potansiyeli daha fazla hayata geçirmek için hep birlikte gayret ediyoruz. Türk dünyası motiflerinin bulunduğu Kız Sokağı'nın oluşturulmasından sempozyumlara, gastronomi faaliyetlerinden geleneksel sporlara, şenliklere, kültür ve doğa gezilerine kadar değişik etkinlikler planlanmış bulunmaktayız. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'sa kentin turizm potansiyelinden bahsetti. Potansiyeli kazanca çevirebilmemiz 2011'de başladı, dedi. Turizmi, kış turizmini ekmeğe çevirebilmemiz, kış turizmini kazanca çevirebilmemiz 2011 oyunlarından sonraki süreçte başladı. Bundan sonraki süreçte Allah için hakkı teslim etme adına söylüyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle o dağda yapmış olduğu çalışmaları göz ardı edersek hakkı teslim etmiş olmayız. Çok büyük işler yapıldı. Şu anda 1 milyona yakın yerli ve yabancı misafirimizi yılda Erzurum'da ağırlıyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Erzurum'un 2025 turizm başkenti olmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlıklara teşekkür etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli bakanlarımıza, şehrimizin turizm başkenti olması dolayısıyla en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Şehrimizin tanıtılmasında turizm başkenti olmamızın çok büyük önemi var. Şehrimizin gerek doğuda, gerek batıda, gerek kuzeyde ve güneyde olmak üzere inşallah tanıtılmış olacak. Buraya daha çok imkanlar aktarılacak ve inşallah bunun da devamını hep beraber getireceğiz. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 2025 Erzurum Turizm Başkenti Koordinatörü Muharrem Çığlık da organizasyona hazır olduklarını söyledi. 2025 Turizm Başkenti seçilmesi Erzurum'un turizm değerlerinin ortaya çıkmasında önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Erzurum tüm şehir olarak son yıllarda yapılan alt ve üst yapı olarak bu organizasyona hazır durumdadır. Bu yatırımlar sayesinde Erzurum turizmin önemli destinasyonlarından biri konumuna gelmiştir. Konuşmaların ardından ofisin açılışı yapıldı. Hayırlı olsun.